şu anda bu görünen yer fıstığından yapılan çam fıstığına benzetilen yer fıstığı. Elimde gördüğünüz yer fıstığından yapılma dolmalık fıstık. Elime aldığımda şöyle ikiye bölünür. Yer fıstığının doğal hali budur zaten. İkiye bölünmesi bu şekilde. Fiyatlar şu anda yüksek. Yüksek olması çam fıstığının rekoltesinin çok düşmüş olması. Yani %5, %10'lara kadar rekolte düşüklüğü var şu anda. Kilosu 600 liraya kadar yükselen Kozak Yaylası'nın meşhur çam fıstığına hile karıştı. Elimde gördüğünüz yer fıstığı belirli işlemlerden geçirilerek piyasada çam fıstığı olarak satılıyor. Çam fıstığı yöremizde şu anda rekolte düşük olduğu için az miktarda çıkmaktadır. Piyasada da az olmaktadır. Bunun neticesinde yer fıstığından çam fıstığı elde etmektedirler. Bu gördüğünüz sağ elimdeki çam fıstığımız yerli. Sol elimdeki de yer fıstığından elde edilen çam fıstığı. Görmedik ama tornadan geçiriyor olabilirler. Yani çünkü benzerini yapıyorlar. Çam fıstığının benzeri. Benzeri olduğu için de alan üretici benzer olduğu için çam fıstığına benzer olaraktan bunu alıyor. Bunun lezzet tadı yer fıstığına benzer, bu orijinal çam fıstığı. Elinize aldığınız zaman yumuşar, yağı çıkar. Bunu elinize alıp kırdığınız zaman ikiye bölünür yer fıstığı. Bunu bu şekilde ayırt edebilirler üretici, tüketici. Fakat çok yüksek fark var duyduğumuza göre. Çam fıstığı şu anda 600 lira fiyatı var. Yer fıstığının 40 liradan başlayıp 150 liraya kadar fiyatları olduğu söyleniyor. Pahalı olması dediğimiz gibi rekolte %5'lere kadar yıl yıl düşüyor. Bu sebepten dolayı da ürün fiyatları yükseldi. Tahtecilik bu 10 yıldan beri aşağı yukarı var. Daha önceki yıllardan da olabilir. Çünkü çam fıstığı değerli bir ürün olduğu için bunu taklide sebebiyet vermişler. Yer fıstığı diye yazıyorlar ama çam fıstığını andıran şekilde tornadan geçirilmiş bir vaziyette piyasaya sürüyorlar. Dolmalarda, pilavlarda, şerbetlerde, tatlılarda bunu kullanıyorlar bizim bölgemizde, Türkiye genelinde. Yer fıstığında benzer olduğu için zannediyor ki tüketici yer fıstığı aldığını zannediyor. Bunu kullanmaya çalışıyor. Ama anlayan anlıyor bunu daha sonradan. Bu Kozak çam fıstığı bizim can damarımız Kozak bölgesi olarak. Hatta ülke ekonomisine katkı sağlayarak ülke ekonomimiz için de can damarı. Biz bu yıllardan beri geçimimizi bütün bundan karşılıyorduk. Yalnız bu 10 yıldan beri bizim ne olduğunu bilmediğimiz sebeplerden dolayı bir ürünümüzde düşüş oldu. Ve bu düşüş %10'lara düştü yani. %100'lerden %10'lara düştü. Bu da bizi çok etkiledi. Bunun için yetkili birçok arkadaşlarımızla, muhtar arkadaşlarımızla müracaatlarda bulunduk. Hem Orman Bakanlığımız hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından bazı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların neticesi de yeni yeni bize bildirileceklerini söylediler. Ama biz bu konuda çok sıkıntılıyız. Bu şimdi biraz hem çam fıstığının piyasadaki değerini
yükseltti fiyatını, yükseltti. Yani şimdi bu sebepten dolayı yükseldiği için fiyatlar çeşitli tabii tüccarlarımız olsun, bazı bunun ticaretini yapan arkadaşlarımız, bazı yer fıstığı gibi, ne bileyim buna benzer diğer Çin fıstığı olsun, işte diğer yerlerden getirilen fıstıklarla beraber paçal yapıp bunları piyasaya sürüyorlar. Tabi bu da haksız rekabete yol açıyor. Vatandaşın mağdur olmasına yol açıyor. Bizim derdimiz açıkçası biz nasıl bir Karadeniz'in fındıkçısı, işte Manisa'nın üzümcüsü, nasıl bir pamukçusu gibiyse gelirleri, bizim de can damarımız Kozak çam fıstığı. Biz bunu, çam fıstığına bir an önce çare bulunmasını temenni ediyoruz.